Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine eşitsizliklerin 8. ve son testiyle devam ediyoruz. Denkleminin farklı iki pozitif kökü olduğuna göre M kaç tane tam sayı değeri alabilir diyor. Şimdi iki tane pozitif tam sayı kökü varsa arkadaşlar bunların ikisi de pozitiftir. Yani kökler toplamı pozitiftir. X1 artı X2 pozitif olacak. Değil mi? Bir de x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı da pozitif olması lazım. E, x1 artı x2 yani kökler toplamı eksi b bölü a'dan zaten 6 çıktığı aşikar. E, kökler çarpımı da sıfırdan büyük olacağına göre c bölü a'dan yani m eksi 4'ün sıfırdan büyük olması lazım. m de 4'ten büyük olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi farklı iki pozitif kökü olması demek ne demekti arkadaşlar? Delta büyüktür sıfır olmaz demek. Yani demek ki x eksenini iki farklı noktada kesiyor demek. Öyle değil mi? Yani bu da delta büyüktür sıfır olması anlamına geliyor. E o zaman denklemimizin yani şunun sıfırdan büyük olduğu yani delta sıfırdan büyük olduğunu bakalım. B kare eksi 4 ac yani eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si de m eksi 4 büyüktür sıfır olacak sadeleştirmeleri yaparsam burada 9 eksi m artı 4 büyüktür. 0 olacak. Yani e, m küçüktür. 13 olacak. Öyle değil mi? Şimdi bunların ikisini kesiştirdiğim zaman ne olacak? Birleştirdiğim zaman m 4'ten büyük olacak. 13'ten de küçük olmuş olacak. Buradan 5 6 nereye kadar gidecek? 12'ye kadar gidecek. Terim sayısına bakarsam 12 eksi 5'ten 7 gelecek. Bir daha eklersem 8 tane terim gelecek. Evet. Demek ki 8 tane farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi bir daha şuraya dikkat çekelim arkadaşlar. Burada farklı ifadesini kullanmasaydı o zaman delta e, büyük eşittir sıfırı kullanacaktım. Çünkü o zaman benim işim arkadaşlar x eksenine teğet olma durumu da sağlardı. Mesela burası 2 olduğu zaman x eksi 2'nin karesi olduğunu varsayarsak bu parabolün denkleminin e, kökleri 2 ve 2 yani çift katlı kök olacaktı. Birbirinden farklı demeseydi eğer bu durumda söz konusu olurdu. Ve ben de delta büyüktür, büyük eşit sıfıra göre işlem yapardım. Ama kökler birbirinden farklı olacağına göre ikisinin de iki ihtimal olma ihtimali yok arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelelim ikinci soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Tamam. Bu denklemin kökleri ters işaretli ise yani birisi artı birisi eksi veya birisi artı birisi eksi neyse. Ee, aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bir de bu buradaki eşitsizliği vermiş. Mutlak değer arasındaki eşitsizliği vermiş. Ama sonuçta ben biliyorum ki arkadaşlar bunların birisi artı birisi eksi ise kökler çarpımı ne olacak? Kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Öyle değil mi? E bunun kökler çarpımına bakarsam ben arkadaşlar ne olacak? C bölü A'dan 1 eksi M bölü M kare gelecek. Küçüktür. Sıfır olacak. E şimdi alt taraf kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Pozitif. Ama tabii m'in sıfırdan farklı olma durumuna göz ardı etmeyeceğiz. Çünkü m sıfır olduğu zaman e, tanımsızlık değeri olur arkadaşlar. Demek ki bu ifadenin sıfırdan küçük olması için yukarısının eksi olması lazım ki eksinin artıya bölümü eksi çıksın. Sıfırdan küçük çıksın. O zaman bir eksi m küçüktür. Sıfır e, m buradan büyüktür. Bir olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim iki tane durumumuz var ya. Bakın şuradaki ifadenin de sağlanabilmesi için. Rengimi değiştireyim. Ya mesela burası eksi 1 eksi olsa eksi 1 olsa eksi 1 olsa burası 2 olsa mutlak değerlerini aldığım zaman bu eşitsizlik sağlanır. Öyle değil mi? Böyle olduğu zaman arkadaşlar ne olacak? Kökler toplama kökler toplama e, pozitif olacak. Pozitif olacak. Ama şimdi şöyle de olabilir mi acaba? E, burası mesela 1 olsa şurası x1 1 olsa arkadaşlar e, x2 1 olsa x1 de eksi 2 olsa e şimdi böyle bir durum da sağlanır değil mi? Mutlak değerini alıyorum ya. Evet böyle bir durumda da arkadaşlar ne olacak? x1 artı x2 e, aslında sıfırdan küçük olmuş olacak. Yani e, x2'ye 1 olsun dedim x1'e de eksi 2 olsun dedim o zaman kökler toplama eksi 1 yani negatif olacak. E şimdi bakalım arkadaşlar. Ee, bir bakalım kökler toplamına kökler toplamına bir bakalım. Kökler toplamı buradan eksi b bölü a'dan x1 artı x2 diyelim. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan m eksi 1 bölü m kare yapmaz mı arkadaşlar? Evet. Şimdi buradan ee, ne diyebiliriz arkadaşlar? Kökler toplamı için. Şimdi şurada da zaten m'in birden büyük olduğunu söyledik ya arkadaşlar. Şuraya da baktığım zaman m1'den büyükse eğer m1'den büyükse o zaman ne olacak? Yukarısı pozitif olacak. E o zaman aşağısı zaten kareden dolayı zaten pozitif olacak. E demek ki kökler toplamada arkadaşlar ne oluyor? Pozitif oluyor. E kökler toplamı pozitif ise o zaman bizim bu durumumuz geçerli. Yani e, x2 yani x1'imiz pozitif oluyor. X1 pozitif, x2 de negatif olmuş oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? E o zaman biz baktığımız zaman x1'in pozitif M'in de birden büyük olması söz konusu. Baktığımız zaman doğru cevabımız değişik olmuş oluyor. Buna bir işaret koyalım arkadaşlar. Fena soru değil. Gelelim üçüncü soruya. K ve M kümeleri e, olarak tanımlanmış. Buna göre K kesişim M kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın şu ifade Y'ye eşittir değil mi? Bakın burası da Y'ler. Şimdi bunların kesişimlerini almak için ne yapmamız lazım? Bunların ikisini ortak çözmemiz lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani şöyle x kare artı x kare x kare artı 7 x eksi 7 küçük eşittir x olması lazım. Niye? Çünkü y'ler e, arkadaşlar daha küçük olacak ya bundan dolayı şu kısım y o yüzden bu şekilde çözeceğiz. Şuradan da anlayabiliriz aslında şöyle de düşünebiliriz. Mesela K, şurası Y değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, bunun grafiği bir parabol belirtiyor ya. Aşağı yukarı şöyle bir şey olmuş olsa. Kolları yukarı doğru. Evet. Şimdi M'ye de baktığımız zaman M'de bunu Y ye eşittir X doğrusu gibi düşünürsek. Bakın şöyle düşünürsek tam orijinden geçtiğini. O zaman bakın y'lerin x'ten küçük olduğu durum. Mesela şuradan bir değer alayım arkadaşlar. X'ler sıfır olacak ya. Sıfıra 1 olsun burası. Sıfıra e 1 mesela şurayı sağlıyor mu? Burası bir küçük eşittir. Sıfır sağlamıyor. Demek ki e, bu grafiğin üst, üst tarafı değil de demek ki alt tarafını boyamam gerekiyormuş şu şekilde. E kesiştirdiğim zaman bakın ben ikisini kesiştirdiğim zaman bakın şurada k kesiştirme diyor ya demek ki alt tarafı. Yani grafiğin ikisini ortak kesiştirdiğim yerler değil mi? Yani elimizde bir parabol var, bir de doğru denklemi gibi düşünün. Bunların ikisini ne, yap ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ortak çözüm yapmamız lazım, kesiştirmemiz lazım bizim. O zaman bakın kesiştirdiğim zaman da böyle bir durum söz konusu olmuş oluyor. Tamam bunu çözelim. Şimdi x kare artı 6x eksi 7 küçük eşittir 0. Buradan da çarpanlarına ayırırsam x artı 7 çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0. Buradan Eksi 7 ve 1 oluyor. Buradan köklerini tablomuzda küçükten büyüğe doğru yazacak olursak. Bakın x karenin katsayısı artı, artı, eksi, artı diye başladım. Sıfırdan küçük olduğu tarafta burası. Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, şimdi o zaman bizim çözüm kümemiz ne olacak? Eksi 7 ile 1 olmuş olacak. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o zaman burada kaç tane eleman vardır diyor eksi 7, eksi 6 işte böyle 1'e kadar gidecek. Terim sayısını bulmak için 1 eksi eksi 7'den 8 gelecek. Bir daha eklersem 9 tane olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 4. soruya. A ve B pozitif tam sayılardır. Tamam. A, ve A büyüktür 0, B büyüktür 0 olacak. Tamam x eksi 2 işte bu eşitsizliğin çözüm kümesini bu olarak vermiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bunların köklerine baktığım zaman arkadaşlar bunun kökü 2, bunun kökü de ne olacak? Eksi 6 olacak. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru yazdığım zaman eksi 6, 2 değil mi? x'in katsayısı artı, buradaki x'in katsayısı da artı olduğundan dolayı artı, eksi, artı şeklinde yazdım ben. E bizim çözüm kümemiz e, sıfırdan küçük olan taraflar değil mi? Evet. E şimdi eksi sonsuzda eksi altı aralığı demiş arkadaşlar. Burada eksi altının e, sol tarafı pozitif. Öyle değil mi? Ama biz sıfırdan küçükler arıyoruz. Demek ki bizim tablomuz bu şekilde olmayacak. Bu şekilde olmayacak. Demek ki çift katlı kökler falan var. Olacak arkadaşlar. Şöyle e, ben buranın eksi altının sol tarafının eksi çıkmasını istiyorum. Öyle değil mi? Eksi çıkmasını istiyorum. Diyelim ki ee, şu iki çift katlı kök olmuş olsa şöyle olmuş olsa e o zaman çift katlı köklerde bildiğiniz gibi e, ikinin sağ ve sol tarafları aynı değer alacağından dolayı bakın şöyle bir parabolik ifade düşünün burayı da iki düşünün. 2'nin sağ tarafı bakın arkadaşlar hep artı değerleri alıyor. E, sol tarafı, e, sol tarafları da hep artı değer alıyor. E bundan dolayı işaret değişikliği olmuyor. Artı, artı e, bu şekilde eksi olsun. E, şu anda çözüm kümemiz bizim eksi sonsuz ile eksi 6 aralığı oldu mu? Oldu. Değil mi? Demek ki e, burada çift katlı kök söz konusuyum arkadaşlar. Söz konusu arkadaşlar. X eksi 2 durumu için. E, çift katlı kök olması için de buradan A artı 4'ün ne olması lazım? E, çift olması lazım. E, burada A ve B pozitif tam sayılar ya. Pozitif tam sayılar. E, o yüzden buranın çift olması için A'da tam sayı olacak. A'da çift olmalı. Öyle değil mi? Tamam. E şimdi A tabi e, çift olacak ama bu eksi 6 da arkadaşlar ne olması lazım? E, tek olması lazım ki e, bu denklem sağlansın bu şekilde. E, bunun da tek olması için B artı 5'in tek olması lazım. B artı 5 tek ise e, B tam sayı olacak. Demek ki B'nin de ne olması lazım? Çift olması lazım. Öyle değil mi? O zaman doğru cevabımız ne oluyor? Her ikisi de Çift olmuş oluyor. Evet. Bu da böyle yorum sorusu olduğu için buna da bir işaret koyabiliriz bence. Fena soru değil. Evet. Geldik bir grafikli soruya. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonu için. Tamam. Ee, fx ile f2x'in çarpımı sıfırdan büyükmüş. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi normal şartlar altında biz fx'in denklemini yazmaya çalışsaydık ne olurdu? fx Şimdi bunun kökleri eksi 4 ve 1 ama bir de teğet olduğundan dolayı çift katlı kök var. Değil mi? Çift katlı. Yani şöyle olur muydu? Ee, x artı 4 çarpı yaz yani e, şöyle arkadaşlar aslında bizim bunu gördüğümüz zaman buradaki eksi 4 ve 1 kökleri var ya bunlar hemen yarıya düşer diye dememiz lazım. Yani f 2 x'in kökleri eksi 2 ve 1 bölü 2 olduğunu söylememiz lazım ama ben açık açık yazacağım yani neden olduğunu anlayın diye. Ee, x eksi 1'in karesi olması lazım Çünkü buradaki teğetlikten dolayı. E bu zaman f2x ne demek arkadaşlar? x gördüğüm yere 2x de yazmak demek değil mi? Evet 2x artı 4 çarpı e, 2x eksi 1'in karesi oluyor. x gördüğüm yere 2x yazdım sadece. E şimdi ben bunları çarptığım çarptığım zaman arkadaşlar bakın şimdi fx'in kökleri zaten eksi 4'e 1. F2x'in kökleri de bakın eksi 2'ye. 1 bölü 2 değil mi? Evet. Yani ben bunu bu şekilde yazmadan da aslında görebilirdim. Tamam mı? Yani yarıya düşmüş oluyor kökler. Anlaştık mı? Şimdi tablomuzu yapalım. Bakın 4 tane kökümüz var bizim. 3, 4. Hatta şunları şöyle biraz uzatalım. Şu kısım fx'e ait olsun. Şu kısım da f2x'e ait olsun arkadaşlar. Şimdi köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazacak olursak Köklerimizi. Ne oluyor? Eksi 4 olmuş oluyor. E, eksi 2 olmuş oluyor. Öyle değil mi? 1 bölü 2 olmuş oluyor. Bir de 1 olmuş oluyor. Tamam. Şimdi fx'in baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? f2x e, fx1'in sağ tarafında yani eksi 4'e kadar aslında eksi 4'e kadar hep x80'in yukarısında kaldığı için e, grafik hep pozitif değerler alacak. Artı 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 eksi 4'ün sol tarafından itibaren artık ne oluyor? Grafik e, x80'nin altında kaldığından dolayı eksi değerler almış oluyor. Değil mi? E şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde 1 bölü 2 ve eksi 2 için e, de aynı durumlar söz konusu değil mi? 1 bölü 2'den eksi 2'ye kadar artı değerler alacak. Artı değerler alacak. Eksi 2'nin artık sol tarafında ne olacak arkadaşlar? Eksi 2'nin sol tarafında artık eksi değerler almaya e, başlayacak. Öyle değil mi? Neden? Hani şöyle biraz daha e, açıklayıcı olması açısından kafanıza yatması açısından şöyle düşünelim. Şimdi ben f2x'i yazdığım zaman f2x'i yazdığım zaman şöyle siyah alalım. E, kökler yarıya düşmüyor mu? O zaman ne olacak? Şöyle düşünün arkadaşlar. 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 de teğet olmuş olacak bu sefer. Ve ee, eksi 2'den kesmiş olacak. Bakın şurası da 1 bölü 2. Yani şöyle düşünün. Ee, 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'den başlıyor. Bakın şu eksi 2'nin olduğu yere kadar hep fonksiyon ee, ne oluyor? x eksenin yukarısında kaldığından dolayı pozitif oluyor. Ee, eksi 2'nin bakın artık Sol tarafından itibaren grafik x 80'nin altında kalıyor. Bundan dolayı negatif değerler alıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. E şimdi eksinin eksiyle eksi'nin çarpımı artı, artı ile eksi'nin çarpımı eksi, artı, artı, artı. Biz ne istiyoruz? Sıfırdan büyük olduğu durumlar. E sıfırdan büyük olduğu durumlar e, bu şekilde değil mi? Bu şekilde değil mi arkadaşlar? Evet. E, o zaman e, çözüm kümesini yazacak olursak nasıl yazardık biz bunun çözüm kümesine Eksi sonsuz eksi dört. Bakın eksi dört dahillik var mıydı? Evet. Dahillik var. Eşitlik var. Değil mi burada? Tamam. Birleşim. Ee, eksi 2'den eksi den nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Sonsuza kadar mı gidiyor? Evet. Sonsuza kadar gidiyor. Ama şurada bir hata yaptık mı acaba? Bir saniye bir saniye şöyle eksi 2 ile sonsuz aralığı gibi görünüyor değil mi? E o zaman bir bakalım şuradaki değerler işte eksi 4, eksi 5, eksi 6 böyle böyle gidecek. ve buradaki değerlerde eksi 2, eksi 1, 0, işte 1, 2, 3, 4 diye gidecek. E bu bakın bu 4'ten sonra ben bunları toplamına bulacağım ya arkadaşlar. Buradaki 4 ile bakın buradaki 4 ile rengi değiştirelim şöyle daha net görülsün. Buradaki 4 ile buradaki eksi 4 gidecek. E 5 ile buradaki 5 ile buradaki eksi 5 gidecek. Bundan sonraki tüm terimler bakın bununla gidecek. Öyle değil mi? Bizim elimizde kalanlar hangisi? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. E bu eksi 2 ile bu artı 2 birbirini götürür. Eksi 1 ile 1 bir birbirini götürür. 3 ile 0'ın toplamı ne yapacak arkadaşlar? 3 yapmış olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet buna da bir işaret koyabiliriz. Evet yine bir grafikli soru. Şekilde fx ve hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. fx ile hx'in çarpımları sıfırdan büyük ve büyük eşit olacak. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır? O zaman önce ne yapacağız? Tablomuzu yapabilmek için köklerini bulacağız. fx'in kökü ne? Bakın fx fonksiyonu şu ya. fx'in kökü eksi 3. E hx'in kökü de 5'miş. Öyle değil mi? O zaman sadece kökler eksi 3 ve 5 olacak. Şu yukarıdaki fx'e ait olsun. Şu aşağıdaki de hx'e ait olsun. fx'in kökü eksi 3. hx'in kökü de 5 olduğundan dolayı arkadaşlar. Bakalım şimdi. fx e, fx'e dikkat ederseniz bakın eksi 3'ün sağ tarafında hep grafik x ekseninin üstünde kalmış. Yani grafiği pozitif tarafta kesiyor. Demek ki eksi 3'ün sağ tarafında ne olacak? Hep artı olacak. eksi 3'ün sol tarafından itibaren artık grafik x ekseninin altında kaldığından dolayı eksi olacak. E şimdi hx için benzer yorumu yapalım. Bakın hx için hx için sağ tarafı, 5'in sağ tarafı bakın 5 kök ya 5'in sağ tarafı ne oluyor? x ekseninin altında kalıyor. O zaman 5'in sağ tarafı için eksi diyeceğim. E 5'in sol tarafı da hep yukarıda kaldığından dolayı, hep yukarıda kaldığından dolayı 5'in sol tarafı için de artı diyeceğim. Öyle değil mi? E şimdi e, çarpımları ne olur o zaman? Bakın çarpımları ne olur? Şimdi aşağıda yerim kalmadığı için arkadaşlar idare edin. Yukarı yazıyorum. Eksiyle artını çarpma, eksi ile artının çarpımı eksi. Artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile artının çarpımı eksi. E sıfırdan büyük olan kısım şu kısım değil mi? Evet. Demek ki çözüm kümemiz eksi 3 ile 5 kapalı aralığı. E, kaç tane tam sayı değeri vardır bu aralıkta? Eksi 3, eksi 2, en son 5'e kadar gider. Terim sayısını 5 eksi eksi 3'ten 8 bir daha eklersem 9 tane olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Tamam. Buna da bir yıldız atalım yine. Hani böyle e, grafikli sorulara alışkın olun diye atıyorum arkadaşlar. Yoksa zor bir soru değil. Evet. Geldim yedinci soruya. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Şimdi ben biliyorum ki bu mutlak değerinin içerisi sıfır ve sıfırdan büyüktür. Öyle değil mi? Şimdi bu alt tarafta arkadaşlar eksi olsun ki eksi olsun ki Artının artının eksiye bölümü sıfırdan küçük çıksın. Evet şimdi tabii ben bu x kare eksi 2x eksi 3'ün sıfıra eşit olma durumunda konuşacağım. Neden? Çünkü e, pay kısmı sıfır olduğu zaman bu eşitsizlik yine sağlanır. Sıfır ve sıfırdan küçük olacak ya. Bundan dolayı e, çarpanlarına ayırsam x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir sıfır. Buradan x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1. Bu ne demekti? Ben tablo yaptığım zaman 3 ve eksi 1 tabloma dahil değilse bunları çözüm kümesine dahil edecektik. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi x artı 3 eksi 2 payda için konuşuyorum. Sıfırdan küçük ve küçük eşit olmalı mı? Şimdi burayı yorumlamamız lazım. Sıfır e, olamaz arkadaşlar. Bakın burada yukarıda eşitlik vermiş olsa bile biz sıfırı dahil edemeyiz. Niye? Sıfır olduğu zaman tanımsızlık değeri oluşur. Bundan dolayı da ne yapacağız? Sıfırdan küçük olma durumunu inceleyeceğiz. E buradan 2'yi sağ tarafa atarsam x artı 3 küçüktür. 2 mutlak değer özelliklerinden dolayı bu x artı 3 eksi 2 ile artı 2 arasında olur. Her taraftan eksi 3 çıkartırsam ne olacak? Eksi 1 olacak. Öyle değil mi? Bakın burada da kaç tane tam sayı olmuş oluyor? Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 olmuş oluyor. Öyle değil mi? Şimdi evet Peki ben tabloya dahil edecektim ya bak. Eksi biri burada dahil et demişiz ama bakın burada dahil edemiyoruz. O yüzden eksi biri dahil ben edemem. Maalesef edemem. Tamam mı? Bir de x'i 3'ü dahil edecektim. Bakın 3'ü de bunlara dahil ettiğim zaman e, toplamda 4 tane olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi burada eksi biri neden dahil edemediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Çünkü eksi biri dahil ettiğim zaman paydada tanımsızlık ifadesi oluşuyor ya. Bundan dolayı dahil edemedik. Doğru cevabımız D Evet geldik 8. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonunun grafiği üzerinde koordinatları tam sayı olan noktalar işaretleniyor. Ha, bizim zaten grafimiz ikinci dereceden bir parabol olduğundan dolayı şöyle bir şey. Eksi 24 oluyor x'e 0 verdiğim zaman. Değil mi? Bu grafik üzerinde ee, ne yapacakmışız? Koordinat şeyleri alacakmışız. Bakın şu nokta olsun. Bu noktada x virgül y olsun. Öyle değil mi? Tamam. E o zaman e, bu benim aldığım nokta bu grafiği sağlamaz mı? Evet sağlayacak. E, y'si zaten belli. Bakın bu fx dediğimiz zaten y ya. Evet. Demek ki ne diyor? E, bu noktalardan kaç tanesinin apsisi, apsis dediğimiz yani x ordinatından küçük değildir ordinatından küçük değildir demek ki buraya eşitlik de koymam lazım öyle değil mi? Eşitlik koyduğum zaman yine abscis ordinatından küçük olmamış oluyor. Yani x küçük eşittir büyük eşittir y durumu. E, y zaten belli şu f(x) fonksiyonu. O zaman y yerine f(x) yazalım. X büyük eşittir x kare artı 3x eksi 24 olacak. E, denklemi sağ tarafta toplarsam ne olacak? Bakın burası artık sıfır oldu. X kare artı 2x eksi 24 olmuş oluyor. E ben şu şekilde yazmaya alışkın olduğum için arkadaşlar x kare artı 2 x eksi 24 küçük eşittir 0. E bunu da çarpanlarına ayırdığım zaman x artı 6 çarpı x eksi 4 küçük eşittir 0. Bunun kökü a, eksi 6 bunun kökü 4. E o zaman tablomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 6 ile 4'ü yerleştireceğiz. E yerleştirdikten sonra bakın x karenin katsayısı artı olduğundan dolayı artı eksi artı şeklinde yazdım. 0'dan küçük olan taraf burası. E, ee, o zaman eksi 6 ile 4 kapalı aralığı diyeceğim değil mi? Şuradaki eşitlikten dolayı. E, eksi 6 işte eksi 5 nereye kadar gidecek? 4'e kadar gidecek. Buradan terim sayısını 4 eksi eksi 6'dan 10. 1 eklersem 11 tane olmuş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 9. soruya. 9. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonunun grafiği aşağıda dik koordinat düzleminde verilmiştir. f x eksi 1 bölü x kare eksi 2x sıfırdan büyükmüş bu eşitsizlik aralıklarından hangilerinde sağlanır diyor. Şimdi bu x eksi 1 demek ne demek? Bir birim sağa kaydırmak demek değil mi? Bir birim sağa kaydıracağız. Bakın yani e, fonksiyonlarda fonksiyon konusu değil ama biz fonksiyon bilgilerimizi her yerde kullanacağız. Her yerde karşımıza Çıkar. Eşitsizlikte olsak bile. O zaman bir birim sağa kaydırırsam ben ne olacak? Şöyle bir şey olur. Bir birim ka sağa kaydırdım. Eksi 3'ten eksi 2'ye geldi. Bakın şu orijinden geçiyordu. Sıfırdan 1'e gelecek artık. 2'den de değil de 3'ten geçmiş olacak. Öyle değil mi? Tamam. E o zaman fx eksi 1'in kökleri ne olmuş oluyor? Eksi 2, 1 ve 3 olmuş oluyor. Peki bunları e, ee, çözüm kümesine dahil edeceğiz mi? Edeceğiz. Çünkü bunlar eksi 2,0 ya. Bakın bunların y'leri 0 olduğundan dolayı e, eşit olduğum zaman pay kısmı 0 oluyor. 0 büyük eşittir 0 sağlandığından dolayı demek ki çözüm kümeme ben eksi 2 şöyle yazalım hatta x eşittir eksi 2 x eşittir 1 x eşittir 3'ü alacağım. Benim tablomda olmasa bile en son bunları ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Tamam. E şimdi payda kısmına bakalım. Payda kısmında çarpanlarını ayırdığım zaman x çarpı x eksi 2. Buradan köklere x eşittir 0. Hatta payda da olduğundan dolayı 0'ı alamam. x eşit değildir 2 olacak değil mi? 2 olduğu zaman da payda da tanımsızlık durumu oluşur. Şimdi gelin köklerimizi birlikte bulalım. Küçükten büyüğe doğru ne yapacağız? Sıralayacağız. Ü toplamda 3 burada, 2 de burada. 5 tane kök yazacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamam. Ee, küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman ne oluyor? Eksi 2 0, 1, 2 3 mü oluyor? Tamam. Evet. Şurası fx fonksiyonu için. fx eksi 1 için olsun. Burası da x çarpı x eksi 2 için olsun. fx eksi 1'in kökleri neydi? Eksi 2 1 ve 3. 3 ee, x çarpı x eksi 2'nin kökleri de 0 ve 2 idi. Öyle değil mi? Şimdi bakalım e, fonksiyonumuza bakalım. 3'ün sağ tarafında bakın 3'ün sağ tarafında dikkat ederseniz fonksiyon hep pozitif değerler aldığında yani x ekseninin üstünde kaldığından dolayı artı olacak. 3'ün sağ tarafı 2 ile 3 arası 2 ile e, pardon 1 ile 3 arası bakın şurası 1 ile 3 arası şu arası değil mi? Bakın burada hep x eksenin altında kalıyor. Ve negatif değerler alıyor. 1 ile 3 arasında. Yine 1'den eksi 2'ye kadar hep bakın. x eksenin üstünde pozitif değerler alıyor. 1 ile eksi 2 arasında pozitif değerler alıyor. E, eksi 2'nin sol tarafında da artık gördüğünüz gibi negatif değerler almış oluyor. Şimdi x çarpı x eksi 2 için düşünecek olursam. E, bakın 2'nin sağ tarafında zaten pozitif olacağı aşikar. E 0 ile 2 arasında, 0 ile 2 arasında negatif değerler alır. Öyle değil mi? Herhangi bir değeri alıp alıp da koyduğunuz zaman yine negatif olduğunu anlayabilirsiniz. E şimdi burada eee 0'ın da sol tarafında bir değerler aldığım zaman da yine pozitif olacak. Şimdi ben bunları böldüğüm zaman ne olacak? Eksinin artıya bölümü eksi, artının artıya bölümü artı, e, artının eksiye bölümü eksi, artı eksi artı, eksi, artı olmuş olacak. E, sıfırdan büyük eşitler benim işimi göreceği için bakın şunları çözüm kümesine alacağız. Ne bunlar? E, eksi 2 ile 0. E, şimdi dahil olup olmadığını en son bakacağım. Birleşim e, ne diyeceğiz? 1 ile 2. 1 virgül 2. Ve son olarak da 3 virgül, 3 e, virgül sonsuz. Öyle değil mi? Şimdi bakalım. Eksi 2'ye bakalım. E, eksi 2'yi ben çözüm kümesine dahil edecektim. Öyle değil mi? O yüzden kapalı aralık yaptım. Sıfırı dahil edemiyorum çünkü tanımsızlık yapıyor. O yüzden açık aralık yaptım. Biri, biri dahil etmem gerekiyor. O yüzden kapalı aralık. İki, tanımsızlık yaptığından dolayı açık aralık. Üçü dahil etmem gerekiyordu zaten. O yüzden kapalı aralık. Sonsuz zaten açık aralık. Bakacağız şimdi şıklarımıza. Birinci öncül var mı? Birincisi yok. Öyle değil mi? Bizim çözüm kümemizde. Bir kapalı, iki açık aralığı var mı? Var. Nerede? Bakın şurada. E, üç ve sonsuz aralığı da zaten var. O da bakın şurada. O yüzden iki ve üçüncü öncüler doğru olduğundan dolayı doğru cevabımız E şıkkı. Geldik onuncu sorumuza. Denklemin kökleri arasında böyle bir bağıntı varmış. denklemin kökleri ters işaretli olduğuna göre birisi eksi birisi artı veya bu artı bu eksi olacak. Kökleri ters işaretli ise biz kesinlikle biliyoruz ki köklerinin çarpımı ne olacak? Negatif olacak. O zaman köklerin çarpımı e, c bölü a'dan c bölü a'dan yani x1 çarpı x2 eşittir eksi 3m bölü 2 bu Sıfırdan küçük olmuş olacak. E şimdi burası pozitif, yukarısının yukarısının negatif olması gerekir ki sıfırdan küçük olsun. Eksi 3 zaten negatif demek ki m'nin e, pozitif olması lazım. Tamam, m'nin pozitif olması gerektiğine biz ne yaptık? Anladık. E şimdi kökler toplamına bakalım. Kökler toplamına bakalım. Şimdi oradan da e, şuradaki bağıntıdan yararlanırım yararlanalım. Şimdi bu eksi e 2 diyelim ki x1 eksi 2 olsun. x2 de ne olsun? 1 olsun. Veya veya ne olsun? Bu 2 olsun. Burası da eksi 1 olsun. Şimdi bunların mutlak değerlerini ben aldığım zaman bunların mutlak değerlerini ben aldığım zaman buradaki bağıntı sağlanır. Değil mi? Her halükarda burası e, büyük olmuş oluyor. Şimdi biz kökler toplamına bir bakalım. Şuradaki bağıntıdan bir bakalım. Önce şey, işte denklemden bakalım. x1 artı x2'miz ne gelecek? Ee, m artı 2 bölü 2. m artı 2 bölü 2 gelecek. Değil mi? E şimdi ben m'in pozitif olduğunu bulmuştum. E o zaman pozitif sayıya ben 2 eklersem yine pozitif olur. 2'ye bölersem yine pozitif olur. Değil mi? Demek ki kökler toplamı ne olacak? Kökler toplamı bakın x1 artı x2 kökler toplamı pozitif olacak. E o zaman bakın, kökler toplamı pozitif olacağından dolayı ben bunu seçerim. Öyle değil mi? Çünkü burada e, x1'e -2, x2'ye de 1 aldığım zaman kökler toplamı negatif çıkıyor. -2 ile 1'i topladığım zaman -1 oluyor. O yüzden ama bizim kökler toplamımız pozitif çıktığından dolayı bakın x1'i 1, x2'yi de -1 seçtiğim zaman ne olacak? Kökler toplamı 1 olacak. Bu durum söz konusu olacak. Yani x1 de 0'dan büyük olmuş oluyor. Demek ki bakın bizim e, m'nin sıfırdan büyük olma durumu, m'nin sıfırdan büyük olma durumu ve x2'nin, x2'nin de, e, x1'in pardon, x1'in sıfırdan büyük olma durumundan dolayı doğru cevabımız ne oluyor? B şıkkı olmuş oluyor. Buna da bir işaret koyalım. Daha önce buna benzer de bir soru yaptık ama olsun. Yine de işaret ve işaretimizi koyalım biz. Evet geldik 11. soruya. Eşitsizliğine sağlayan kaç farklı x tam sayısı? vardır diye soruyor. Şimdi bakın bu mutlak değer pozitif. Bakın buradaki mutlak değerin sonucu da 0 ve 0'dan büyük çıkacak. Öyle değil mi? Şimdi bundan dolayı ikisi de pozitif olduğundan dolayı biz ne yapacağız? Kare alma işlemi yapabileceğiz. Ee, daha önceki videolarımda da bahsettim. Birisi eksi birisi artı olduğu zaman kare alma işlemi yapabiliyor muydum? Yapamıyordum. Neden? Çünkü eksi 4 küçük eşittir 3 durumu doğruyken ben bunların karelerini aldığım zaman 16 Küçük eşittir 9 olmaz. Bu sağlanmaz. O yüzden birisi eksi birisi artı iken kare alma işlemi yapamıyordum. Ama ben şimdi ikisi de mutlak değerli ifade olduğundan dolayı 0 ve sıfırdan büyük olacağını biliyorum sonuçlarının. O yüzden kare alma işlemini rahat bir şekilde e, uygulayabilirim. Karesini alırsam 3x-1'in 9x kare eksi 6x artı 1 olacak. Küçük eşittir x kare artı 6x artı 9 olacak. Sol tarafta toplarsam ben denklemi 8x kare eksi. 12x eksi 8 küçük eşittir. 0 4'e bölüyorum. 2x kare eksi 3x eksi 2 küçük eşittir. 0 eşitsizlik yön değiştirmedi. 4 pozitif olduğundan dolayı 4'e böldüğüm zaman yön değiştirmeyecek. Evet. Şimdi o zaman çarpanlarına ayıralım. 2x'e x şeklinde. Eksi 2'ye 1 şeklinde ayırdığım zaman ne olacak? Ee, çapraz çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi -3x 3x'i verdi. Değil mi? Ama yazarken nasıl yazıyoruz biz? Düz yazıyoruz. Yani... 2 x artı 1 çarpı x eksi 2 küçük eşittir 0. Bunun kökü eksi 1 bölü 2 bunun kökü de 2. Tablo da yerine yerleştirelim bunları. Küçükten büyüğe doğru eksi 1 bölü 2 ve 2. Renkimizi de değiştirelim. Bakın x karenin katsayısı sayısı artı olduğundan dolayı artı eksi artı diye gidiyorum. Sıfırdan küçük olan tarafı bu olacak. Eksi 1 bölü 2 ile 2 arasındaki tam sayılara bakarsam 0, 1 ve 2 olacak. Değil mi? Çünkü burada dahillik de var. O yüzden kaç tane olmuş oluyor? 3 tane tam sayı olmuş oluyor bu aralıkta. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim gelelim. Eşitsizliklerin 12. ve son sorusu. Evet. Denkleminin x1 ve x2 kökleri arasında x1 çarpı x2 e, sıfırdan küçükmüş. Değil mi? Sıfırdan küçük. E, o zaman kökler çarpımı sıfırdan küçükse burada kökler çarpımı ne olacak arkadaşlar? N 5. Bu e, sıfırdan küçük olacak. Demek ki N'nin de 5'ten küçük olması lazım. Bunu anladık. Şimdi kökler diyelim ki e, bu eksi olsun. X1 de eksi olabilir. Hiç fark etmez. E, eksi ise mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Eksi olarak çıkacak. Değil mi? Buradan e, x1 artı x2 ne yapar? 0 yapar. Yani kökler toplamı 0 yapıyor. E peki diyebilirsiniz hocam yani bu değil de x1 e, negatif olsa bu pozitif olsa. Çünkü birisi negatif birisi pozitif olacak. Kökler çarpımı negatif olacak ya. Evet. Şimdi e, x1 negatif olursa eksi x1 olarak çıkar. x2 yine buradan x1 artı x2 yine sıfırdan sıfıra eşit oluyor. Değil mi? Kökler toplamı iki durumda da sıfır olmuş oluyor. E Ben bu denklemden kökler toplamını bulacak olursam, kökler toplamı ne oluyor? x1 artı x2 2m eksi 6 oluyor. Eksi b bölü a'dan. Kökler toplamı sıfıra eşitti. Buradan da n devirinin 3 olduğunu buldum. Ne istiyordu bizden? m artı n tam sayı olarak en çok kaçtır? m'in değeri zaten sabit 3. O yüzden n'ye ne yapmamız lazım en çok olması için? n 5'ten küçük en büyük tam sayı değeri ne olacak? n eşittir 4 derim. 4 ile de 3'ü topladığım zaman 7 olmuş olur. Doğru cevabımız B şik. Evet arkadaşlar eşitsizlikleri burada noktalamış olduk. Umarım yararlı olmuştur ve oluyordur. Bundan sonra normalde olasılık konusuna geçmemiz gerekiyor. Ama arkadaşlarınız yorumlar kısmında belirtiyor. Hocam trigonometreden başlayabilir miyiz diye. E, trigonometreden başlayacağım. Devam edeceğim. E, olasılığı tabii ki geçmeyeceğiz. Onları da trigonometre biraz uzun süreceğinden dolayı aralarda e, olasılıktan testleri de serpiştiririm. İkisini bir arada bitirmiş oluruz. Tamam mı arkadaşlar? E, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde trigonometriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.